Ya Kordi bizim çok düşünce seven bir adam. O yüzden dedim. Cordy'si sevmediğimden değil yani. Morkred'e hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Sorunu yapıştır gelsin. Ben şu hayvanlar hakkında soracaktım da. Bu böyle kertenkeleleri, sürüngenleri falan e, hastalanıyor mu veya hastalanırsa veterineri falan götürüyor musun? E, hastalanıyor tabii ki de her hayvanda olduğu gibi. Ama veterineri götüremiyoruz. Çünkü veterinerlerin çoğu biraz e, bilhassa Türkiye'de bu arada egzotik hayvanlar konusunda pek bilgili evet. değiller. Pek o konuda Ben de onu soracaktım. Aynen yani. Mesleğini ve, veteriner fakültesini okuyorum da ben. Evet. Yani eğer böyle veteriner fakültesi okuyorsan ve veterinerlik mezunu ya yani veteriner olacaksan mutlaka bir Egzotik hayvanlar üzerine ne bileyim ağırlıklı olarak sürüngenler mesela bir tez çalışması yapabilirsin. Çünkü Türkiye'de cidden böyle bir eksik var. Ee, veterinerliği hobiciler yapıyor. Hobiciler birbirine destek atıyor. Hatta birçok kurumda biz hobicileri çağırıyorlar veteriner yerine. İşte yılanı aşısıydı, iğnesiydi, sürüngendeki işte metabolik hastalıklar falan bunların hepsini biz böyle yönlendirerek tedavisini yaptırtıyoruz. Bu da açıkçası beni çok üzen detaylardan bir tanesi. Yani evet. veteriner dediğin sadece kedi ve köpeği bilmesin abi her şeyi bilsin. Tabii ki de bu arz talep meselesi. Talep yok. Türkiye'de egzotik hayvan yaygın değildi. Değil. Artık yani yasal olmamasına rağmen birçok insan merak saldı bu işe. O yüzden o hayvanların sağlığı için, canı için veterinerlerin de bu konuda kendini öyle ya da böyle geliştirmesi gerekiyor diye düşünmekteyim. Evet ya bizim fakültede de ona benzer hani yabani ve egzotik hayvanlarla ilgili birkaç gelişme oluyor gibi. Ama ben mezun olan kadar olursa o, o alana kaymayı düşünüyorum. O yüzden sormuştum. Süper olur. Yani hani gene ne talep ediliyorsa onu zaten master ol öğren de. Ama bir yandan da işte biri geldiği zaman ya benim iguanam var abi. Bunun burasında bir şey oldu. Ne yapabilirim dediği zaman ha diye kalma diye söylüyorum. Ya da insanlar... Ya mesela bir tane şu an çok yaygın... Bu arada hiç, her için söylemiyorum ha. Yani bayağı bilgili veterinerler evet, var. Ama, ama çok az. kabul ediyorum yani. Çok az yani. Çok az. O yüzden güzel olur. Anladım Olum abi. Benim soracağım bu kadardı. İyi yayınlar. Başarılar kardeşim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Tayfun Demir'i biliyor musun? Biliyorum. Ee, Ahmet 5 lira Selamlar abi. Nasılsın? İyi misin? İyisin inşallah. Teşekkür ederim kardeşim. Seni seviyorum. Bir aralar yılan yumurtası keserdik. Black pasteller çıkarma heyecanıyla <laughs> seviliyorsun. Eyvallah. Ee, Can... Canos Can Ostür yani 3 lira olmuş abi bağışım kaçtı 2 saat yazdım görünmediğin. inin ala para yüklemeye bankaya gideceğim içinde para varmış kart hata verdi 5 kez denedim anca oldu bu son paramdı ne yazdım hatırlamıyorum ondan yazdım ama linkin gelmemiş bunu açar mısın demişsin Isorko 3. ayını yenilemiş abi yayın açıyorum yayınım sesi yok onu okumuştuk onu çözeriz ya yarın noobstar var aynen karanlık yüzümüşler evet sende var ne var lan Herhangi bir enstrüman çalıyor musun? Hayır. Çektin mi birini? Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin? <laughs> İyidir çok şükür abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol. İyi olmaya çalışıyorum. Yapıştır işte sorunu. Ee, abi şimdi sen askere gitmiş bir birey olarak Hı -hı. E, bedelli askerlik hakkında ne düşünüyorsun? Bir de e, düşüncenin yanında da şunu sormak istiyorum. Hani bedelli askerlik çıksaydı sana gider miydin? Ee, gitmezdim. Ben bedelli askerlik döneminden de geçtim diye hatırlıyorum. Bu parasızlıktan veya paralı olmakla alakası değil. Ben gerçekten gönülden askerlik yapmak istedim. Yani kısa dönemdim. Uzun dönem yapmak istemiyordum ki zaten yedek subaylığı istemedim. Çünkü bir işe hazırlanıyordum tekstille ilgili işle. Zaman kaybetmek istemedim ama en azından 6 ay bir vatani görevimi yapayım. Ee, bir de oranın tecrübesini, oranın havasını soluyalım diye gittim. İsteyerek gittim. Ee, bedelli şu an olsa, e, para olsa parasını verip gitmemezlik yapmazdım çünkü hiç pişman değilim askere gittiğim için bu tabi gittiğim yerle yaşadığım askerlikle işte kendi hayat tecrübelerimi o askerlik kısmına aktarmamla yoluna oturdu çok ağır askerlik yapan arkadaşlarım var mesela abi yok gitmek istemem bir daha falan diyorlar mesela ama bedelli yapmak istemezdim bedelli askerlik hakkında ne düşünüyorum şey bir herif değilim böyle bedelli mi yaptın vay şerefsiz falan diyen adamlardan değilim. Mesela benim en yakın arkadaşım şu mantıkla askerlik bedelli askerlik yaptı. Adam zaten hali hazırda çalışıyor. Çok yüksek bir maaşı var. İşine gitti sordu. Dediler ki olmaz. 6 ee, ay askerliğe gidersen seni işten çıkarmamız gerekebilir dediler. Sonra bir hesap yaptı. 6 ay boyunca askere gitseydi aylık geliri vereceği paradan çok daha fazlaydı. O yüzden riske atmadı. Bedelli yaptı. işine de devam etti. Bu tarz durumlar da oluyor. Ee, hani 6 ay yapmakla bir ay yapma arasında böyle çok manyak bir fark tabii ki de var da ya o da sonuçta o para devlete gidiyor falan filan yani. Ama çok ön yargılı değilim bedelliye. Sadece bedelli yapıp da böyle ya, abi ne askerlikti ya falan gibi triplere girenler var. Onlara biraz kıl oluyorum yalan yok. Sağ abi cevapların Bu arada herkese iyi akşamlar. Kolay i̇yi gelsin. Eyvallah Ahmetciğim teşekkür ederim. Hocam en uysal Tarantula türü nedir? Rose ya. Elfrom 9. demiş Baya geç kaldı ama bırakmam bıraktırmam. Seviyorum seni yayınlar abim. Canımsın. <laughs> teşekkür ederim. Barış Şimşek 3 <laughs> lira yollamış. Abi sen baya göbekliymişsin be. Youtube'da Hogue evindeki videoyu izledim. Aynen kardeşim göbeğim var. Yani böyle öne sarkmış deli bir göbeğim yok ama yan bellerim benim etlidir kardeşim. Bunun için 3 lira olduğun için teşekkürler. Ahmet 5 lira olmuş. Selamlar abi nasılsın iyi misin iyisin. Onu okuduk. Edren'in testisi. Testisi. Prime abone olmuş. Çek abi. Banla. Şey. Benim eksik kanalında ilgim var. Evde beslemeye bir Dragon nasıl olur sence? Biraz masraflı. Sen benim Rose'yi göstersin de pişman olurum. Yo Rose'yaların hepsi genel olarak şey. Kim o? Çağrı hoş geldin. Abi merhaba nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi abi nasıl olsun? Ee, abi ben bir sorum olacak sana. Ben e, yıllar önce Twitch'te yayıncıydım. Yani yıllar önce dediğim 5 sene mi oldu? 5 sene oldu. E, e, yayıncıydım abi. İşte iyi yayınlar yapılıyordu o zamanlar 5 sene önce. Ya yani, e, şimdi bir şey ama biraz da şey gibi mi olacak bilmiyorum. E, eleştiri gibi mi olacak bilmiyorum da. Mesela 16 17'den sonra ya kaç yıldır yayın yaptığını bilmiyorum. Seni YouTube'da takip ediyordum. 1,5 buçuk yıldır, yıldır. Ha. Karınca çiftliğim var değil mi abi senin? Evet. Aynen. Ee, onu izliyordum. Hı -hı. Gayet hoşuma gidiyordu. Bayağı iyiydi. Sonra abi e, sizden sonra hani 16'dan sonra Twitch bir şey oldu Twitch'e. Mesela akşamları eve geliyorum okuldan sonra. izlemeye çalışıyorum ama izleyemiyorum hani. Niye? Ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl anlamadım. Niye izlemiyorsun? Onun sebebini söyle. Abi mesela ben e, saat 11'den sonra boş kalabiliyorum. Hı -hı. Aşağı iniyorum hani e, Siz çok izleyen yayıncılarsınız. Aşağı doğru indikçe ee, ne bileyim, bayağı bir adam bir tanesi televizyon açmış, televizyon izliyor ve bunu yayın yapıyor. Hoşuma gitmiyor bu artık yani ne bileyim. Eskiden bayağı güzel, mesela sen sohbetin muhabbetin bayağı güzel, bayağı hoş. Eyvallah. Ama bir saatten sonra ne bileyim, mesela akşamları siz yoksunuz, gece saat 1'de siz yoksunuz. Hani e, sizin e, cesurlaştırdığınız insanlar gelip yayın açıyor ve ne bileyim bu benim hoşuma gitmiyor. Hani bunun hakkında bir şey yok soracaktım sanırım. Bunun yaptığınız için memnun musunuz? Yani ne bileyim. Anlamadım tam ne demek istediğini ama e, anladığım kadarıyla bundan dört sene, 5 sene önce Aynen. E, yaptığın yayınlarda veya yayın yapan insanların içeriği oyun üzerineydi. Sab Sabah kadar oyun oynarlardı. Ondan sonra biz de keyifli ya yani, Öyle, yani, öyle düşün abi. E, mesela şöyle diyeyim ben sana. Ben yayın yapıyordum zamanında. Hani izlenen 25 kişi, 20, 26 kişiydi. Hani Baktım beceremiyorum, bıraktım. Ya yani, olmuyordu çünkü. Tamam. Yani, e, ben şimdi e, insanın yan yana girmeye çalışıyorum. Giriyorum da hatta da ne bileyim. Çok enteresan bir şey oluyor ve hoşuma gitmiyor. Hani bu platform benim hoşuma giden bir platformdu. Artık hoşuma gitmiyor ve bu beni mutsuz ediyor. Ciddi anlamda mutsuz ediyor. Yani e yani şimdi bunun fiksi bende değil. Yani e, tamam Heh. Yani bu, bunun sorumlusu ben değilim. Yayıncılar değil. E, kesinlikle. Yani bu konu hakkında düşünce sormak istemiştim aslında ben. Anladım anladım. Yani ne diyebilirim? Bir şey de diyemiyorum pek. Yani platform sevdiğim bir platformken sevmediğim bir platform haline dönmüş. Anladığım kadarıyla evet. IRL'den biraz şikayetçi olan arkadaşlardansın. Ee, yani öyle yani diyelim. Sohbet ya. muhabbet bu biraz şey meselesi. Ee, ben mesela oyun da oynuyorum, IRL'de yapıyorum, ailede IRL yapıyorum. Doğrudur. Sohbet muhabbet seven bir adamım. Ee, sonuçta Twitch'te böyle bir sekme var, böyle bir talep var. İnsanlar da. ...bunu tercih ediyor şu an... Yarın öbür gün ne olur bilmiyorum... ...ben ayaral tercih ediliyor diye ayerel yapan bir herif değilim... ...ee sevdiğim için yani... Bir ...20 izlenirken 10 izlenirken de bunu yapıyordum... ...şu, şu anda... ...yo belki bana eleştiri yaptın diye cevap vermiyorum ya... ...hani genel olarak... ...bu algıyla ilgili yorum yapıyorum... Ee, ...benim birçok yayıncı... ...arkadaşım da... ...oyun yayıncısı arkadaşlarım... ...ayerelcilere karşı ön yargılılar. Ee, ...ulan geldiniz bizi çıktınız gibisinden... ...yani bu... ...kimse kimseye bir şey yapmıyor biz bunu yapıyoruz. Ben oyun oynadığım zaman da şu aralar 3000 4000 izleniyorum. Airal yaptığım zaman da 3000 4000 izleniyorum. Eskiden böyle değildi mesela ilk Twitch'teyken oyun oynarken 30'a düşüyordum. Airele geçtiğim zaman 150'ye çıkıyordum. şans meselesi ama keyif almıyorsan artık bunu değiştiremezsin. Ya keyif alabildiğin şekilde yayın yapanları izleyeceksin ya da girmeyeceksin. Yani aklıma o geliyor başka bir şey gelmiyor. He, yok abi estağfurullah. Sen hiç bu konuda? Biliyorum biliyorum. Yani... Yok anladım anladım. Yani Twitch'in ortamı bozuldu o. Eğer onu soruyorsan Twitch eskisi, yani, evet. eskisi gibi değil. Yani izleyicisi de eskisi gibi değil. Yayıncıları da eskisi gibi değil. beslendiriyen yayın yapan adam var yırtınan. Geliyor biri. 3 ayda adam böyle 5000 izleniyor mesela. Buna karşı trip yapıyorlar. Gönül koyuyorlar. Aslında bu gönül koyulacak bir şey değil. O adamın bu işi yapabildiğini veya bir şekilde o yolu bulabildiğini gösterir. ona da saygı duymak düşer biraz da hepimiz adına mevzu bu. Söyleyeceklerim bunlar. Peki abi teşekkür ettim. İyi akşamlar. İyi akşamlar olsun. Kendi müzisyen diz de değil oğlum yani. Kendi müzisyen ne alakası var ama? <laughs> müzisyen e, bir buçuk yıl önce benim gibi o da yayınlara başladı. E adam izleniyor abi yani. Buna kimse kalkıp da bu adam da çıktı bu kadar izleniyor hayırdır am diyemez abi yapıyor izleniyor. Bu kadar basit. A, yani bu arkadaş için söylemiyorum. Bu ağlanılacak bir şey değil yani. Adam başarmış yapmış bitti. Bu kadar. Ya fark etmez. İster şive yapsın, ister amuda kalksın, ister twerk yapsın, ister sadece oyun oynasın. İzleniyor mu? İzleniyor kardeşim. Sen seversin, sevmezsin. Ama bu adamın başarılı ol olmadığı anlamına gelmez. Evet, çek. Fren oraya hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Eyvallah, sen nasılsın? Eyvallah, sağ olasın. Ee, ben bir şey anlatmak istiyorum da, o konu hakkında bir öneri alacaktım senden. Tabii. Ee, şimdi hocam, bir yıl önce bir tane... Kızla çıktım. Ee, kızın geçmişi biraz kötüydü ee, Yaptığı bazı hatalar vardı. İşte o hataları ben e, ilişkideken yavaş yavaş öğreniyordum. Fakat hani ona söyleyemiyordum. Hı hı. Ee, ardından bu ilişki biraz üç ay kadar falan sürdü. Ondan sonra ayrıldıktan sonra daha çok böyle kötü bir geçmiş olduğunu falan e, öğrendim. Hı hı. Hani bu kızı kurtarmaya çalıştım ilk başlarda. Fakat kendisi anlamadı. Hani bıraktı gitti. Hani ben şu anda aradan bir yıl geçti ve aradan iki tane e, kız arkadaşım daha oldu. Fakat hala şu anda onu da düşünüyorum. Yani hala daha unutmuş değilim. E, hmm. Sence yani böyle bir geçmişi olan yani tam olarak anlatamıyorum da. Anladım. Geçmişi anladım. De. Hani biraz olsun tahmin edebiliyorsundur belki. Anladım. E, sen olsan yani hala da seviyorum kızı ama sen olsan ne yapardın mesela? Hani onun peşinden gider miydin? Yoksa hani yoluna mı bırakırdın bu işi yani bırakırdın kızı yani ben insanları geçmişine göre çok yargılayan bir insan değilim kaldırabildiğim kadarıyla yani hepimizin bir kaldırma sınırı var hepimizin hmm. bir yaşantısı hepimizin bir e, örfü adeti namusu artık neyse bunlar aile yapısı 50 tane madde sayarsın e, bunları baz alarak çok hareket eden bir insan değilim e, ama şöyle bir gerçek var eğer rahatsız olduğun bir şeyse anlattığın detaylar, seni rahatsız ediyorsa, senin midende e, hazımsızlık yaratıyorsa o her zaman devam edecektir. Ne kadar sevsen de, bunu sevgiyle bir yok bu arada. Bir insanı seversin, özlersin, insan olarak onu kabullenirsin ama diğer detayları senin her zaman kafanı buluyordur. Kafa bulanıklığı da hayatın boyunca seni e, geriye çeker. Hayatın boyunca seni huzursuz eder, stres yap, yaptırır yani bir şekilde seni kötüye çeken şeyler olur. Hepimiz o arada kalıyoruz yani aşk sevgi diyoruz insan olarak seviyoruz diyoruz ama işte diğer maddeleri diğer seçenekleri düşünüp ama bunlar da var ya falan diyoruz bu arada kalma mevzusu her zaman senin karşına çıkacak belki de çok sinirli bağında bile çok kavuk böyle çok rage olduğun bir anda senin aslında bu kurtarmak istediğin senin mideni bulandıran bu detayları yeri gelecek insanın yüzüne de vuracaksın sonra ondan pişmanlık duyacaksın seni hep takip edecek bu yani bana sorarsan ben 31 yaşında bir adamım bunları yaşadım anlattığın şeyleri ne kadar detay bilmiyorum yani senin yaşadığın zorluğu ama olmuyor be yani bir noktadan sonra huzursuz oluyorsun bir noktadan sonra olmayacağını anlıyorsun davul bile dengi dengine kardeşim kimsenin kurtarıcısı olmayın ee, bu tarz şeylerde kurtarıcı olmayın. Böyle düşünüyorum. Yani senin huzurunu, senin iç rahatlığını düşündüğüm için bunları söylüyorum. Birisi kalkıp şunu diyebilir bu arada. Kardeşim öyle düşünme. Aşk bambaşka bir şeydir. Aşk evet bambaşka bir şey ama aşk gidip geriye gerçekler kaldığı zaman bu sefer bu yükün altında eziliyorsunuz. Öyle söyleyebilirim sana. Yani, Galiba ben de o yükün altında kalmışım. Yani o yükün altında eee o yükün altında kalır mısın? Seni etkiler mi? Mesela kendine bunu sorduğun zaman o rahatsız olduğun şeyler seni üzüyor mu? Seni moralli bozuyor mu? İşte ne bileyim aileni düşünüyor musun? Çevreni düşünüyor musun? Misal. Evet düşünüyorum. Mesela hep düşünmeye devam edeceksin. Yani bu düşünme devam, bu, bu, bu devamlılıkla sürdürebilir misin? Huzurlu, bir insan mutlu olmadan, huzurlu olmadan hayatındaki insanı mutlu edemez, huzurlu edemez. Bunu hiç unutma. Doğru. Doğru söylüyorsunuz hocam. Ya yani düşüncem bu. Tamamdır hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Öpüyorum seni. Taylı evet. ee, suçları Ön kol kısmının ortasına dövme yaptırdım. İnsanların tepkisinden korkuyorum. Sen yorumlar... Lan oğlum kendiniz için yaşayın lan biraz. Ne lan bu insan takıntısı? Bakayım lan dövmene bakacağım. Dur. Pena mı lan bu? Bu ne dövmesi? Yok yani dövme yaptırmışsın insanların tepkisinden korkuyorum diyorsun. Niye korkuyorsun bırak ya. Kimse seni dövme yok, tınlamaz oğlum en kötü der ki güzel olmuş kötü olmuş. İyi dedin abi bir şey demedim oğlum yani ben öyle düşünüyorum. Abi seni huzursuz eden, seni mutsuz eden her şeyden kaçacaksın abi. Süpermen olmaya çalışmayın. Ben senelerce süpermen olmaya çalıştım oğlum. Kendi dertlerimi unuttum, başkalarının dertleriyle uğraştım. Hep başkasına vereyim 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 vereyim. vereyim. Sonunda hiçbir bok olmuyor. Sizden gidiyor. Karşı tarafı ekmeği yapıyorsun hamurunu. Pişiriyorsun. Anan ağlıyor. Sonra bir şey oluyor. Bir ayrılık giriyor. Başkası hazır ekmeğe konuyor. <laughs> Saçma sapan detaylara girer mi? Çekiyorum. Çek. Çektim. O yüzden hazır ekmek bulun. Hayır <laughs> lan öyle bir şey söyleme. <laughs> Neyse. Zar mı o? Z4 arar. Kardeşim hoş geldin. <laughs> Eyvallah sen nasılsın? İyi olsun? Sor yapıştır sorunu. Abi ben şeyi merak Senin kadar uzun saç nasıl, nasıl kestiriyorsun sen? Efendim? Ben saçımı kestirmiyorum dostum. Ben bu saçı e, benim ilk yayına başladığım zaman yanlar dalgalıydı ya böyle. O halde bıraktım. Berbere merbere gitmedim abi. O günden beri böyle. Her taraftan uzuyor işte. Ben bir saç uzatmak için çeşitli kesim teknikleri var. İşte yanları kısaltıyorlar. Benim düzgün uzasın diye ya arkaya rahat atabil diye. Evet belki doğru olan odur ama ben hiç berbere gitmedim. Bir kez gidip sadece şöyle ensemi mensemi düzelttirdim. O kadar. Bilmiyorum yani. Saçı uzatmanın benim için tek cevabı bırak uzuyor zaten yani bu. Saçıma bir şey de sürmüyorum. Sakalıma da bir şey sürmüyorum. Head and shoulders klasik bakım şampuan kullanıyorum. Arada bir saçımı yağlandırıyorum. Yağlandırma sebebim saçımın sağlığı bozulmasın diye. Çünkü saçın yağlanması, saça iyi gelir, besler. Ondan sonra şampuan çok kullanmam, iyi durularım, o kadar. Başka saçıma yaptığım hiçbir şey yok. Saçımı kurulamam, fön kullanmam, e, yıpratmam, tokayı bağlayıp yatmam. Var mı başka? Bir şey düşünüyorum. Ne diyorsun lan? Sakal. Sakala bir şey yapmıyorum. Sakalı bir tek. E, ne diyor? Niye gülüyorsun oğlum? Sakalı tek bir şey yapıyorum sakalıma. Sakal bakımı yapmak zorundasın makine anlamında. Bak. Bak sakalım benim buraları uzun, buraları kısadır. Şuraları temizlerim makineyle. Tıraş makinesinin e, ucuna en işte 5 numaramız, 7 numaramız, onu takarım. Böyle alttan hafifçe bastırarak yukarıda burada şey yap yani anlatamadım amına koyayım. Buraları trimlerim. Buraları biraz boş bırakın. Yani uzun bırakın. Sikiyim anlatamadım da. Ne yapıyorsun lan? Aslan. E ee, aynen çak bro. <laughs> Çakla? lan. Şşş çak. Aa kalbimi kırdın. Come on. Eyvallah. Evet bu kadar. Var mı başka sorun Zar? Yolluyorum. <laughs> Bir de bu diksiyonu nasıl koyuyorsun? Diksiyonum mu iyi? Benim diksiyonum iyi değildir oğlum ben kötü konuşurum ya. Vallahi bir şey anlatırken güzel anlatıyorum. Eyvallah. Yani bunun için özel bir şey yapmadım ama işte bu kitap okumak tabii ki de çok büyük etki yani. Kitap okumak, bir şeyler okumak. Yok. okumak her zaman iyidir o anlamda. Benim Türkçem mesela çok kusursuz değildir. Hatta hala da bile hata yaparım bazen. Çok hızlı yazan, çok dümdüz yazan bir herifim. O yüzden takılmıyorum D'sine, D'sine takılanlarda uyuz oluyorum anlarsın mı claferde? <laughs> yok yok doğru. Tiyatro yok, tiyat. yok. Tiyatronun diksiyonla tiy diksiyonumla ilgili bir şey katkısı yok. Tiyatroya ben de 27-28 yaşında gittim ya. Yok, tiyatroyla alakası yok. Konuşmayı sevdiğim için yani hep anlat anlatıcıyım ben abi. Ben Anlatmayı seviyorum. Dinlemeyi de severim ama anlatmayı daha çok seviyorum. E 30 senedir anlatıyorum amına koyayım arkadaşlarıma, aileme, bir şeylerime. Gevezeyimdir de biraz. Lynch is coming mi? Niye? Yok oğlum. Ben Ahmet'in o konudaki yorumuna sonsuz katılıyorum. Sonsuz katılıyorum abi. Türkçeyi iyi konuşun. Güzel yazın. Önce Türkçeyi bir yalayıp yutun. Sonra diğer dillere zaten şart onları da öğrenirsiniz. Abi Instagram'a bakar mısın? Yok. Şey, Nis, Nis. Hoş geldin Nis. Ne oldu? Gitti mi? Ne oldu? Vazgeçti. Vazgeçti. Evlenmedim kardeşim hiç. Çek. Abi bağışım vardı ama bağışım ismi FX. Oğlum gene mi bağış kaçırdık ya? Mümkün değil oğlum. Ekmek domates hoş geldin. Merhaba abi. Merhaba sesini bilemiyorum. Hiç Senin sesini anlayabilirsek dur bakalım. Evet. Bak dert anlatacaksan anladım. bu sesle anlatma. Sesin çok kalitesiz geliyor. Soru soracaksan çözerim. Öyleyse çıkayım abi. Ya. <laughs> çıkayım Sen yaz yaz. Klafine yazsana sorun. Derdini ya da kısaca. Şöyle abi sen Of yani bak yayından dinle kendi sesini anlayacaksın. Tamam. Tamam. Yapıyorum. Ses aç ne oğlum adım ses çık çıkmıyor ki bozuk çıkıyor zaten. İçinde kaldı ya onu yaz ekmek domates yaz kılafine. Kalite, adama mi? kalitesi demedim sesi kalitesi dedim kullandığı mikrofon kötü anlam. Abi sesin nasıl böyle kalın nasıl böyle kalın? Kardeşim ayarı var benim burada böyle oğlum ya Allah ya böyle sesim ne yapayım? Çek abi başkasını. Başkasını çekeyim. Çok güzelmiş. Abi, çek abi e açık. EKMC te televizyonun sesini kısar mısın kardeşim? Alo. Alo. Nasılsın abi? Eyvallah kardeşim sen nasılsın? Ay elim ayağım titriyor ya. Niye oğlum? Boşaldın falan diye iyi espri <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Neyse. Ee, rahatla diye böyle bir espri yaptım. Kasılma yani. Şey, Anladım abi. Yapıştır sorunu. Hmm. Ben aslında beni çekersin diye düşünmemiştim. Hiç öylesine girmiştim. Aklıma bir soru da yok. Olsun. En azından orta... Attı ya akıla bir attı oğlum çocuk. Komik miydi yani cidden komik değildi bu arada. Komik olmadığını bilerek yaptım yani. Gülün diye yapmadım. Cımmı lan! Öldürürüm lan seni! Çak bro. Evet çek. Bulursam bir dakika. Bu kulaklarını yedim. Merhaba. Selam. Merhaba sizi çok seviyorum bu arada. Şu an çok heyecanlıyım. Niye heyecanlanma dur sakin. Bir şey yok. Normal bir <laughs> insan. Tekirlediğim Twitch Angels sizsiniz bu arada. Yürü be. Yürü be. Gerçekten çok seviyorum. Ben Baş... Ankara'da yaşıyorum. Hı hı. Ben ee, sizinle tanışmaya gerçekten çok istiyorum. Ankara'ya gelip bir buluşma ayarlar mısınız? Böyle bir planımız var mı? Var. Yani Eskişehir'e Eskişehir e şuursuzların yanına gideceğim. Giderken de Ankara'ya Anıtkabir'e uğrayacağım. Anıtkabir'e uğradığım zaman duyuracağım. Arkadaşlar Anıtkabir'deyim isteyenler gelsin diyeceğim mesela. Tamam çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek. Bir sorun var İyi mı? İyi yayınlar. Hayır bunu sormak istedim. Tanışmayı çok istiyorum çünkü. Tamam teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ ol görüşürüz memnun oldum. Canım ya. Ne oldu <laughs> abi? Coştular mı yine? Yani? <laughs> Çek. Çek. Alo. Neydi Lienda? Neydi? Neydi? Vazgeçtiler. herhalde. Ben desem sövüp atarım. Ne alakası var lan Allah Allah. Ne güzel tatlı tatlı heyecanlı heyecanlı beni sevdiğini izlediğini ve buluşma yapacağımı sordu. Kıskanmayın lan. Çağatay tütüncü bir Prime abone olmuş. Jenko hoş geldin. Çağatay teşekkür ederim. Yayınla. Eyvallah nasılsın iyi misin? İyiyim abi sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Var mı sorun? Abi yani ben baykuş beslemek istiyorum da. Yasal değil. Efendim aynen yasal mı diye soracaklar. Değil. Yani baykuş yasal değil. E, şikayet ederlerse ceza yersin, e, kuşu elinden alırlar. E, sonracığıma baykuş besleyenler çok ama karın doyurmak, karın doyurması da zordur baykuşta. E, çil olduğu için çok ağır. E, eğitmesi de zordur. Yani ver ya besleme. <laughs> Zor ya. Yani diyeceklerim bu kadar baykuş hakkında. Bir tecrübem de yok bu arada. Kuşları bilmem ama yasal olmadığını biliyorum. Teşekkür ederim abi. Rica ederim kardeşim. Görüşürüz. şey ki kırıldı şu an. Ya şimdi şey yapmak istemiyorum hani onu besliyorum yasal değil ama bir şey olmuyor falan. Ha, böyle bir şey ben yayında söyleyemem. Yani yasal değil işte. O, Orası öyle. O senin sorumluluğunda ben karışamam ona. Bak ben yasal olmadığını öğrenince bir tane hayvan bırak kalmadı evimde. Aylardır. Doğru. Çektim. Çek. Kim çekti? Lady de tekrar mı geldin? Aynen. Bu sefer Nesin gitti de herhalde yine yok. Üzüldü. Lady? Ya abla Anladım. Konuşacak mısın ablacığım? Ablacığım konuşacak mısın benimle? Yok konuş. Gitti. Gerçi. VTC balonu yaparsın abi. Bilmiyorum ki. Full kızları çekiyor. Çeksin oğlum biraz da kadınlar konuşsun oğlum, Erkek erkek. Yarım saat bir test sorun çekiyorum. Kim Lady düşünüyor. de Ya çek. Başkasını çek. Lady internette problem var Lady'nin. Alo abi. Alo. Aobaras 18. Hoş geldin. Hoş bulduk Nasılsın abi? Eyvallah. Sen nasılsın? Eyvallah. Sorun var Gerçekten. mı? Var. Bir sorun var abi. Hoş Eee evde hamster falan bakmayı planlıyorum abi. Nasıl olabilir yani? Nereden alayım? Nasıl besleyebilirim? Bana sorarsan hamster bakma fare al direkt benimkilerden. Fare? Evet. Nasıl yani abi? Kuyruklu bayağı bildiğin red benim Altan gibi Scarface gibi fareler farelerden al. Ya fiyatlar nasıl oluyor abi? Fiyatı miyatı yok oğlum ucuz o yem diye üretiyorlar oradan istesen bile verirler. Hamster ısırır. Hamster'ı çok seven bir adam değilim senelerce baktım. Kokuyor ee, falan diyorlar abi de. Ya kokar abi ya. Talaşını temizlemezsen kokar. Hepsi kokar. Fare de kokar. Ama e, fareler hamsterlara göre hem çok çok akıllı. Bir kere köpek gibi sana bağlanıyor, sahipleniyor, e, eğitilebiliyor. Çünkü hayvanlar arasında en akıllılardan bir tanesi. İkincisi hamsterlar kadar pis değil. Çok güzel temizleniyorlar. E, ve de... Ne diyecektim? O kadar. Isırmazlar ha. Is bir oyları yok. Heh, eyvallah abi. Çok sağ olasın. Fare bul. Red. Direkt. Abi. Tamam. İyi akşamlar. İyi, İyi akşamlar, akşamlar. Görüşürüz. Sapçı açabilirsiniz bu arada. Sümeyra. Ne yapıyorsun lan? Alo. Yağmur. Mikrofonu kapalı. Yağmur aç mikrofonunu. Yayından beni duy artık ya. Yağmur da yok. Kızlar konuşmuyor ya. Kızlar sevmiyor galiba. Kızlar beni sevmiyor galiba. Kendi. Abonelere şeylere bakacağım. Başka birini alalım. Yağmur da konuşamadı. Oğuzcu hoş geldin. Hiksi. Kestim. Merhaba. Merhaba. Ee, hemen Kestim. Benim Nasıl? bir sorum olacaktı da. Yapıştır. Abi sen şimdi endüstriyel tasarım okumuştun değil mi? Evet. Ben de şimdi lise okuyorum da e, güzel sanatlara hazırlanmayı planlıyorum. Güzel. E, bu konuda işte ailem pek olumlu bakmıyor da. Niye? Onun hakkında tavsiye alacaktım. Ya işte klasik hani gelecek kaygısı falan filan. Yani ne, ne, avukat mı şeyine... oluyorlar mesela? Ya mühendis diyorlar. Mühendisler yani. tok muymuş? İşte onu söylüyorum ama. <laughs> yani meslek ne olursan ne okursan oku. Sen mesleğini ne kadar sevdiğinle. Okay, ee, bir bir dakika. Şu an. Ha. E, mesleğini ne kadar sevmen ve o işi ne kadar çok yapmanla ilgili bir şey bu başarı. E, eğer seviyorsan ve de yaptığın zaman keyif oluyorsan o işten para kazanırsın. Kazanmazsın diye bir şey yok. Hem o işte iyi olursun hem de paranı kazanırsın. Ama Sevmediğin bir işi seçip aile baskısıyla veya başka sebeplerden dolayı bu işte çok iyi para varmış deyip sevmezsen, gönlünü bağlayamazsan emin ol aç kalırsın. Bence ailene bu şekilde konuşabilirsin, anlatabilirsin. Ee, sonuçta ben Endüstriyel Tasarım okudum, çok isteyerek okudum. Güzel Saatler Fakültesi'nde çok keyifli günler geçirdim, aylar geçirdim. Ee, ama mesleği yapmayı tercih etmedim. Çünkü Türkiye'de Endüstriyel Tasarım sektörü biraz benim kafaya aykırı, benim yapmak istediğim şeylere aykırıydı. Ama benim endüstriyel tasarım mezunu olup çok çok güzel paralar kazanan, çok başarılı şu an tasarımcı arkadaşlarım var. Ikea'da çalışan, Ikea'nın dizayneri olan, Bauhaus'un dizayneri olan, sallıyorum şu an işte araba firmaları, Mercedes'i, osu busu, Bu tarz arkadaşlarım, yani kendi firmasını açmış bir sürü arkadaşım var. Ee, niye bu arkadaşlar başarılı oldular? Çünkü sevdikleri işi yaptılar. O yüzden en önemli şey mesleğin gelecek vaat etmesi değil, ee, o işi severek yapmanız abi. Bu kadar. Yani benim düşüncem ya, bu yani. Bir, bir de şey soracaktım. Ee, bana önerebileceğim bir e, üniversite falan var mı? Güzel Sanatları Güzel. Ya Güzel Sanatlar Fakültesi her üniversitede var artık. Ee, önerebileceğim bir üniversite yok. Bir takip etmiyorum. İki hani sana Mimar Silan derim, Marmara derim. Bir sürü şey söylerim. Güzel Sanatlar Fakültesi kuvvetli olan. Ama artık özel okullardan dolayı bu üniversitelerdeki profesörlerin çoğu e, öz üniversitelerde zaten. Yani ve de o tarz okullardan özele geçmiş hocalar da biraz artık duyduğuma göre ciddiyeti bir tık azaltmış durumdalar. Hani nasıl olsa bunlar okuyor işte paralarını da diyorlar. Özel Üniversite için konuşuyorum. Veya Devlet Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlarıma sorduğum zaman veya takipçilerime hocamızı bulamıyoruz abi hoca yok diyorlar. Çok emin değilim yüzde yüz savunmam o yüzden de önerebileceğim bir üniversite yok biraz kendini geliştirme meselesi. Ne kadar iyi hocaların olursa olsun sen ilgilenmiyorsan zaten sana bir şey öğretemezler abi. Ee, çok takılma ama güzel üniversitede de oku tabi yani. Tamamdır. Çok teşekkür ederim abi. Rica ederim kardeşim. Şimdi arkadaşı yanlış yönlendirmek istemedim yani. yani. Şu üniversite çok iyidir derim. Şu an hoca yoktur, bir şey yoktur. Derse girmiyor hocalar artık hepsi asistanları giriyor. Evet o hoş bir şey değil. Akisar Üç, Fenerbahçe Sıfır. Yapma ya. Çek. Lady da Konuşmazsan banlayacağım ha. Aynısını dedim. Hallettim Merhaba. dedi. Merhaba. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Siz demene gerek yok. Ne olur sen de ya. Tamam. Evet. Tamam, so i̇yiyim valla. Sorun var mı? Ee, az önce netim gitmişti. Onun için özür dilerim. Sıkıntı yok. Geyik yaptık ya. Hani olabilir o şey. Ee, yok biraz acımasız gibi banlarız dediniz de. Ya espri canım Bu arada banlardım ya. <laughs> yok şaka yapıyorum. <laughs> şaka yapıyorum ben de. Ee, aslında benim de anım var. Sorunum var. Hı hı. Benim de biraz özgüven eksikliğim var ben ama ben yani iş ciddiye bindiği anda sürekli kendimi geri çekiyorum. Yani bu üç senedir böyle. Üç senedir erkek arkadaşım yok ciddi anlamda. Ve yani ben 26 yaşındayım. 26 ben... yani, erkek arkadaşın olmayışı özgüven eksikliği mi? Ona mı bağlıyorsun? Yani evet o ona bağlıyorum. Çünkü yani korkuyorum. Ya yani, bu devirde de erkek arkadaşı var. bulamıyorsan ya yani. artık. <laughs> ya bak sana bir şey mi? Bizim chat'te şu an erkek arkadaş olmaya hazır yaklaşık 3000 kişi vardır. <laughs> Söyleyeyim çok net ya. <laughs> 3000 kişi vardır. Yalan mı lan chat? Yalan mı oğlum? Bir bak bir chat'in bir tepkisini gör yani. Bak herkes ben ya. varım ben varım diyor yani. <laughs> Ya, hayır. Ne oluyor mesela? Kendine uygun bir erkek mi bulamıyorsun ya da e, konuşamıyor musun? İletişim mi kuramıyorsun? İletişim kuramıyorum dediğim gibi hani pilot aşamasında hani tamam diyorum ama iş ciddiye binden hani sevgili olma eldesinde e, korkuyorum ve sürekli kendimi... Yani aslında profesyonel yardım konu çünkü 3 senedir ciddi hani insan bir şeyler istiyor hayatında ama ben bunu yapamıyorum belki böyle bayanlar da vardır benimle iletişime geçmek çok sevinirim. Yani ben bunu söylemek istedim. Sadece erkekler özgüven eksikliği hissetmiyor. Ya evet. ya var var evet. Kadın kadınlarda da bu var biliyorum ama tabii çok daha az. Ben genelde kadınlara sal, sallarım buradan. İşte derim ki hani o kadar çok erkekler sizin poponuzu kaldırıyor ki işte herkesi her şeyi elde edebilecek zihniyetiyle insanlara yaklaşıyorsunuz diye kızarım ama kendi arkadaşlarımda da var. Evet. Ee, işte i̇şte o iş ciddiye binme kısmı dediğin hani gerçekten düzgün bir ilişkiye başlama evresinde bir takım korkular başlıyor. Bu kimisi cinsellikle ilgili sorun yaşıyor. Kimisi e, bağlılıkla, güvenle ilgili sorun yaşıyor. Kimisi e, o ilişkiyi yürütmekten korkuyor. Tabii bunun için profesyonel destek almak ben çözüm değilim buna. Yani ben erkek tarafını biraz anlarım. Kadın tarafını çok bilmiyorum ama ee, bilmiyorum yani biraz bu karşındaki çilit bir konu. Karşındaki insanla karşındaki <laughs> karşıdaki erkekle de ilgili bir şey bu. Yani ne, ne diyebilirim bilmedim. Ama herkes bul beni diyor. Bak bir sürü e, kardeşimiz var orada. Gerçi kaç? 26 yaşındayım dedin değil mi? Evet 26 yaşındayım. Peki uzun bir ilişki yaşadın mı hiç? En son 18 yaşımdaydı sanırım. 18 yaşında ne kadarlık bir ilişki yaşadın? 3 yıldır. E ne Peki bu o ilişkinin kalıntıları olabilir mi? Yoksa hiç alakası yok mu? Biraz... Yani bir... diyorum ya 3 yıldır böyle bir şey oldu. Ben yeni farkına varıyorum. Yani yeni farkına varıyorum derken...